Hayırlı akşamlar, uğurlu akşamlar diliyorum. Yani ben kendi açımdan konuyu 20 dakika içinde ne kadar anlatabilirsem o kadar anlatmak çabası içinde olacağım. Zaten sol yanımda bu işin piri, sağ yanımda da bu işin tarihini çok iyi bilen değerli kişiler var. Acaba ben başka bir açıdan bakabilir miyim olaya? Önce şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla Hazreti Peygamber gelmeden önce de Mekkelilerin dini vardı. Dinleri vardı. Dinsiz değillerdi. Hatta kafir de değillerdi. Allah'a inanıyorlardı. Ama Allah'a eş koşuyorlardı. Yani kafir değil, müşrik idiler. Şirk koşucuydular. Ve Allah'tan başka da işte onun kızları var. Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi. Onları araya koyalım ki Allah çok uzakta. Dileklerimizi onlar aracılığıyla Allah'a ulaştıralım. Namaz da kılıyorlardı. Bildiğiniz namaz. Bazıları diyorlar ki işte namaz Miraç'ta geldi. Yok, zaten Araplar, Mekkeliler ve çevresindekiler namaz kılıyorlardı. Yani kıyam, rükû, secde vardı. Evet. Oruç da tutuyorlardı. Hac da vardı. Yani Kabe'nin etrafında dönüyorlardı. Peki ne yoktu? Olmayan şuydu. La İlahe illallah yoktu. Yani Allah'tan başka ilah yok. Yani ilahlar yok. Niye? Çünkü Mekke'de ilahlara tapınmaya dayalı, putlara diyelim tapınmaya dayalı bir din vardı ve bu dinin bir düzeni vardı. Bu düzenin esası zulümdü. Yani güçlü, zayıfı ezer. İnsanlar arasında eşitlik yok, adalet yok. Böyle bir düzen vardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber ne için geldi? Topluma adaleti getirmek için geldi. İnsancılığı getirmek için geldi. İnsanlar ezilmesin diye geldi. Zulüm olmasın diye geldi. Yoksa Afrika'nın birçok yerinde de kabileler puta tapıyorlardı. Orada da gelebilirdi. Niye burada geldi? Çünkü burada bir şehir var ve Ümmül Beled, yani şehirlerin anası, bütün çevreyi etkiliyor. Buna karşı da zulümden yararlananlar, bunlar içinde Hazreti Peygamber'in amcası da var, Ebu Leheb. Ve Ebu Leheb'in bir koalisyon ortağı var. Yani koalisyonu bugünkü kavramlaştırmayla söylüyorum. O da Ebu Süfyan. Bunlar da birbiriyle akraba, yani hısım. Ebu Süfyan'ın bacısı Ümmü Cemil, Peygamber'in amcasının eşi. Hani şu Tebbet suresinde ağır sözler söylenen kadın. Evet. Böylece adalet ile zulüm çatıştı. İşin özeti bu. Adalet isteyenlerle zulüm devam etsin diyenler çatıştı. Savaştılar. Bedir Savaşı oldu, Hendek Savaşı oldu, Uhud oldu, Hendek oldu. Başka çatışmalar oldu. Sonunda Mekke'yi aldılar. Mekke alınıncaya kadar Müslüman olmayan Ebu Süfyan ve onun kurnaz oğlu Muaviye siyaseten Müslüman oldular. Ben onların Müslüman olmuş olacaklarına inanmıyorum. Siyaset gereği Müslüman oldular. Baktı ki İslam galip geldi, biz de bundan yararlanalım diye Müslüman olmuş gibi göründüler.
Ebu Süfyan bu arada bazı fitneler de çevirmedi değil. Ayrı, oraya girersek uzar. Şimdi birileri Muaviye katip, vahiy katibi, yok şu yok bu, bırakın böyle saçma sapan uydurmaları. Uydurma. Yani Muaviye'yi yüceltmeye çalışıyorlar. Gerçekte ise peygamberin ölümünden sonra iktidara gelenler zaten küçük küçük adımlarla İslam'ın özünden uzaklaşmaya başladılar. Zülfiyare dokunmayalım, bu işe çok girmeyelim, atlayalım. Ama bence peygamber ölür ölmez iş başladı. Niye? Yahu siz gerçekten peygambere inanıyorsanız nasıl bunun cenazesini ortada bırakırsınız? 17 kişi kaldırdı İmam Ali ve onun yakınları. Böyle bir şey olur mu? Bakın şimdi anlı şanlı şeyhler ölüyor. Milyonlarca insan onların peşinden gidiyor falan. Milyonlarca insan. Vay! Neymiş? 17 kişi kaldırdı. Ve sonunda kurnazlığıyla, zalimliğiyle, insanları korkutarak, insanları para ve makam vererek, satın alarak Muaviye İslam devletinin başına geldi. Artık İslam bitmiştir orada. Benim inancım. Şekil vardır. Eskiden de vardı o şekiller, namaz var. Ama özü yok. Artık İslam devleti zulüm devletidir ve bence Muaviye babasının ve Ebu Leheb'in dinini İslam adı altında diriltmiştir. Evet. Yani böylece gerçek İslam'ın özüyle İslam'ın görünüşü, biçimi. Yani mesela Yezid'de namaz kılıyor, kıldırıyor. Geçiyor camide öne, halifeye hasbam. Geçiyor namaz kıldırıyor. Ama namaz kıldırırken İslam ile alay eden şiirler okuyarak sarhoş bir halde namaz kıldırıyor. Şimdi o namaz mı oluyor? O namaz mı şimdi olmuş oluyor? Hatta camiye girenlere diyor ki Yezid'e biat ettiniz mi? Etmedik. Edin, ondan sonra girin. Çünkü Yezid'e biat etmeyen Müslüman değildir. Fetvada böyle yani. Böyle bir zulüm dönemi. Buna karşı başından beri İmam Ali İslam'ın saf özünü, yani adaleti, işlerin layık onlara verilmesini, gerçek İslam'ı, ihlası, ihsanı, ihsanla Allah'ı görür gibi namaz kılmak. Ali'nin namazı öyle. Allah'ı görür gibi. Çünkü zaten görüyor. Hatta bir sefer öyle birkaç sefer elini böyle yapıyor. Tabii şimdilerde böyle yapıyorlar. Yani nereden çıktı bilmiyorum aslında şu durumu. Her şeyi arkaya atıyorum. Şimdi fetva vermeyeyim de inancımı söylüyorum. Şudur, yoksa parmakları buraya getirmek falan değil ama birkaç sefer diyor ki sonra niye böyle yaptın diyenlere, ben görmediğim Allah'a ibadet etmem diyor. Görüyor mu? Elbette görüyor. Evet. Değerlerim, çatışmanın sebebi budur. İşin başka bir yönü, ben yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Israr ediyorum. İran'da yaptığım konuşmalarda da söyledim. Türk Cumhuriyetlerinde yaptığım konuşmalarda da söyledim. Kazakistan'da verdiğim derslerde de söyledim. Yine söylüyorum, bütün bu tarihten eğer bir ders çıkaracaksak, çıkarmamız gereken derslerin en önemlisi, İmam Ali, peygamberin söylediğine göre ilmin kapısıydı. İrfanın kapısıydı. İrfan felsefe. İlim ne? İlim deyince şimdi birileri diyor ki hadis, sünnet, efendim işte siyer, peki başka tefsir,
usulü tefsir filan. Ya onlar yoktu ki o zaman. Ya peygamberin bunu söylediği zaman da bu ilimler yok. Sonradan çıktı bunlar. Peki ne? Doğrudan doğruya akıl bilimleridir. Akıl bilimleri. İmam Ali döneminin bütün bilimlerini bilendi. Soru üzerine dünya ile ay arasındaki mesafeyi bıldır burada yaptığım konuşmada açtım, okudum, söyledim. Ama ben ezberleyemedim bile onları. Evet, ama söylüyorum. Soru üzerine güneşin çapını söylüyordu. Bugünkü gerçeğe yakın. Akıl bilimleridir. O yüzden Ehl-i Beyt imamlarının hepsi akıl bilimlerinde de alimdirler. Fıkıh Kur'an Cafer-i Sadık, ama kimya ilmini de okurdu. Kimya, kimya. Bildiğiniz kimya. Evet. Kimya iliminin kurucusu olarak dünyada Cabir bin Hayyan bilinir ve batıda da söylenir. Cabir bin Hayyan Cafer-i Sadık'ın öğrencisiydi. 7 kitap yazdı ve derler ki o kitapları ustasını dinleyerek aldığı notlardan yazdı. Cabir bin Hayyan. Evet. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Ya bu Müslümanlar eğer, yani bakarsınız hepsi İmam Ali'yi severler. Yani Sünniler de seviyoruz diyorlar. Seviyoruz diyorlar. Ama İmam Ali'yi sevmek, dördüncü halife olarak sevmekse o sevmek değil yani. Dördüncü halife, hayır. İmam Ali, bir alim Ali. Evet, alim. Dolayısıyla Müslümanlar, eğer gerçekten Müslüman iseler, bütün İslam devletlerinde söyledim, ya gittiğim yerlerde yine söylüyorum. Ali'nin yolundan gideceklerse dünyanın bütün bilimlerini öğrenecekler. Ve o bilimleri üretir biçime gelecekler. Bilimden güç alacaklar ama asla adaletten ve görevlere layık olanları gelmekten ayrılmayacaklar. Ali'nin bu yolunu Hüseyin temsil etti ve Hüseyin'in mücadelesi ve direnişi bu. Hüseyin'in direnişi devlet başkanı olmak için değildi. Yezid onu biat etmeye zorladı. Muaviye kurnazdı, ısrar etmedi. Ama Yezid ahmağın biriydi. Ya biat edeceksin ya öleceksin dedi. Ölümü seçti. Biat etmeyi, yani teslim olmayı seçmedi. Eğer Hüseyin teslim olsaydı yaşardı ama İslam'ın ruhu ölürdü. Hüseyin teslim olsaydı İslam'ın ruhu ölürdü. Yezid gibi bir adama teslim olan peygamberin sevgili torunu teslim oluyor. İslam ne o zaman? Yeryüzünde İslam diye bir şey kalmazdı. Kalsa da böyle işte kendine Müslüman diyen, 1000 şahit getirsen yine Müslüman oldukları ispat edilemeyecek halklar yığını kalırdı. Hüseyin direndi. Söylenen oydu. Onu değerlilerimiz zaten anlata geliyorlar. Teslim olmadı. Bile bile teslim olmaktansa şehadeti seçti. Şehitliği seçti. Ve böylece kendi bedeni, evet bu dünyadan ayrıldı ama ruhu elbette ki ebedidir. Ondan hiç kuşkumuz yok. Ve ötelerde ne varsa en iyi yerdedir. Ondan da kuşkumuz yok. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Ne varsa en iyi yerdedir. Ondan da kuşkum yok. Ama önemli olan bize Hüseyinilik kaldı. Hüseyinilik. Hüseyinilik ne demektir? Hüseyinilik zulüme karşı direnmek demektir. İnsanların eşitliğini istemek demektir. Ya İmam Ali bir vali gönderdiği zaman Mısır'a söylediği şu, diyor ki orada iki tür insan var. Bir mümin kardeşlerin, bir de insan kardeşlerin. Evet, onlar Müslüman değil.
Ama hepsine adaletli davranacaksın. İşte bu. Evet. İnsanlık, insancıllık ve insan kardeşliği. Evet. Hüseyinlik bu. Ben böyle anlıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani Hüseyin'in kutlu direnişini benimsemek için hatta Müslüman olmak bile şart değildir. Müslüman olmasan da eğer insansan o kutlu direnişin safında olmalısın. Nitekim mesela bir Hristiyanın 5 ciltlik kitabı var İmam Ali için. 5 cilt. Müslüman değil. 5 cilt yazmış İmam Ali'yi anlatmak için. Yani İmam Ali diyorum, Hüseyin diyorum. İkisi ayrı değil ki yani. Aynı kişiden bahsediyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim bu. Ve sizler ne mutlu ki Hüseyin'i seviyorsunuz. Hüseyin'i tam anlamadan sevmek bile ve Hüseyin'e yapılanlardan ötürü üzüntü duymak, ağlamak bile insanı arındırır. Bir de işin böyle bir yanı var. Evet, bana birisi, yani değerli dostumuza da söylemiş. Ben Muaviye'yi eleştirince nasihat heyeti geldi bana. Bir tarikatın mensupları. Dediler ki biz seni seviyoruz. Cehenneme gitmeni istemiyoruz. Muaviye, tabi onlar Muaviye'yi yücelten sözler söylüyorlar da benim dilim varmıyor. Ama Hazreti filan diyor. Ya onu eleştirme. Ashabı eleştiren cehenneme gider. Öyle mi dedim? Evet dediler. Peki. Dedim ki açın ellerinizi. Ne olacak? Açın dedim. Allah'a yalvaralım. Beni Ali'nin yanında haşretsin. Ali neredeyse onun yanına koysun. Sizi de Muaviye'nin yanına koysun. Yüzüme baka kaldılar. Bu kadar aynı şey yaşamış derdi dostum. Ya bu kadar seviyorsanız niye korkuyorsunuz? Yani sevdiğiniz adamın yanında. Ve birkaç kez denedim. Buna amin diyen olmadı. Evet. Yani işin içinde bir sahtekarlık var galiba. Evet. 5 dakika mı var? 5 dakikam varmış. Güzel. Diyorum ki sizler ne mutlu ki buraya geldiğinize göre sizler Hüseyinisiniz. Hüseyin'i seviyorsunuz. O sevgiyle arının, arınalım. Ve ötede yerimiz Hüseyin'in ve İmam Ali'nin yanı olsun. Ama burada da İmam Ali'nin yolundan ayrılmayalım. Ama yine söylüyorum, İmam Ali'nin yolundan gitmek toplum planında akıl ve bilim yolundan gitmek, bilimle uğraşmaktır. Onun için aman gençlerimiz, gelebildiğiniz kadar bilimde en yüksek yere gelin ve deneyimlilerimiz, yaşlılarımız demiyorum, deneyimlilerimizle çocuklarımızı bilime yöneltelim. Ama bilime yönelirken de Ali'nin erdeminden, adaletinden ve yönetimde liyakatlileri, akrabalarını değil, liyakatlileri seçme erdeminden ayrılmasınlar. Evet. Hüseyin'i kalın.